Merhaba, öncesi sonrası gecede konuklarımızla birlikte yine Türkiye'nin gündemini değerlendirmeye devam ediyoruz. Hızla ben konuklarımı tanıtayım. Stüdyoda CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat bizimle birlikte. Özgür Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Hemen yanında ekonomist Oğul Aktun'a var. Oğul Bey merhaba, merhabalar. Hoş geldiniz. Ve Skype bağlantısıyla korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu bizimle birlikte. Memduh Bey merhaba. Merhaba. Herkes hoş geldi. İyi yayınlar hoş herkese. Hoş geldiniz siz de. Oğuz Bey mutlaka iyi niyetli ve çok iyi yetişmiş bir siyasetçi. Ama Cumhuriyet Halk Partililerin galiba genlerinde var. Daha konuşmasında başlar başlamaz biz Türkiye'nin birinci partisiyiz. Tabii birinci partisisiniz ama bu Ömer Seyfettin... Özgür Bey için mi diyorsunuz? Ben değil. Özgür Bey için. Evet, Özgür Bey için diyorum. Yani CHP'li genlerinde var. Ben CHP'yi destekleyen birisiyim biliyorsunuz. Ama bu CHP'nin de genlerinde böyle bir şey var. Ya çok başarılı. CHP çok başarılı bir seçim geçirdi. Özgür Bey'in bunda etkisi yok mu? Elbette var. Oğul Bey çok doğru şeyler söyledi bence. İyi dinlemek lazım bunları. İktisatçı kimliği olarak benden daha iyi bilir herhalde. Ben de bir iktisatçıyım. Biz iktisatçılar krizi, fırsatı, riski birbirine kardeş görürüz. Bunlar üçü birbirinin kardeşleridirler. Üçü bir arada da olurlar, kavga da ederler, barışırlar da. Ama sonunda mutlak sureti bunlardan başarı gelir. Birincisi kibir asla yok. Kibir yapmayacağız. Biz birinci partiyiz, tabii birinci partiyiz. Onu halk da biliyor. Bin defa söylemenin bir anlamı yok. İkincisi, kesinlikle tam tersi şunu söylemeye çalışıyorum. Biz sanki efendim, bir şey söyleyeceğim. Efendim, çok özür dilerim. Belki eksik anlaşıldı ama... Yo, burayı düzeltmek zorundayım. Biz bir kibir değil. Tam tersine Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın baskın karakter olduğunu herkes bu toplantıdan önce söyledi. Biz de şunu dedik ki biz oraya bir sorumlulukla gidiyoruz. Bu görüşmenin sebeplerinden birisi de bu. Bir sorumlulukla gidiyor olmamız. Bizim burada bir kibirden öte Sayın Recep Tayyip Erdoğan altında ezilecekler, oyun kuracaklar, başka şeyler olacak söylemine karşı Türkiye'nin birinci partisi olmuş bir genel başkan oraya elbette bazı şeyleri hesaplayarak gider. Bunu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla efendim, aşağıda bütün oyunları AKP kurar, CHP hiç oyun kurmaz. Bizim de kuracağımız oyun var. Tam tersi artık Türkiye'nin oyun kuran partisi olacağımızı düşünüyoruz. Bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Kibir başka bir kavram. Efendim belli ki beni okumuyorsunuz. Belli ki YouTube kanalımı izlemiyorsunuz. Belli ki sosyal medyada. Fazla da izlememiş olabilirim ama çok yakından biliyorum. Tamam. Müsaade ederseniz zaten okusaydınız bunları söylemezdiniz. Ben Memduh Bey, Özgür kibir Özel'e, kavramı çok iddialı bir kavram ve kabul etmiyorum. Efendim müsaade, ama müsaade ederseniz sizi, ben... Dikkatle dinliyorum. Ayrıca efendim, sizi elimden geldiğince takip ediyorum. Takip etmeyenler açısından da bir eksiklik olarak görüyorum. Ama az takip ediyorlarsa bu bir eleştirisi konusu değil. Başka bir değerlendirme konusu. Hayır ben ama anlatayım mı bir dinleyin ne olursunuz. Tamam. Birincisi ben Özgür Bey'in Erdoğan'la buluşmasını en başından beri destekleyenlerindenim. Yo, ben size karşı söylemedim zaten bin... Memduh Bey. Sizden önce bu tamam, değerlendirmeyi yaptım. Bir anlatabilsem de. Peki şimdi dinliyorum. Nereden... Buyurun. Bakınız ben siyasette uzlaşmadan yanayım. Siyaset kavgayla yapılmaz. Sizin genel başkanınız Kemal Bey'in yüzüne karşı köşemde, kanalımda defalarca söylediğim şu. Kemal Bey, Recep Tayyip Erdoğan'la kavga ederek başa çıkamazsınız. Recep Tayyip Erdoğan'la başa çıkabilmenin bir tek yolu var, siyasette zarafet. Şimdi Özgür Özel diye bir tip geldi, bir İmamoğlu diye tip geldi, Mansur Yavaş diye bir tip geldi. Diğerlerini de hepsini saygıyla anıyorum, siyasete zarafeti getirdiler. Siyasette kişisel kavganın dışına çıktılar. Yapacaklarını anlatıyorlar. Yaptıklarını anlatıyorlar. Hiçbir defa biz birinci partiyiz, birinci çıktık. Ben Ecevit'in rahmetlinin 73 seçimlerindeki hayranlarından biriydim. Bir daha da hiç oy vermedim kendisine ama harika bir seçim kampanyasıydı. Hiç duymadım ağzından biz birinci partiyiz falan diye. Şimdi arkadaş sayın çok gençsiniz. Çok da başarılı ve iyi bir kariyer sahibisiniz. Ama sizin sürekli bunu söylemeniz karşı tarafı tahrik eder. Başka hiçbir şey yaramaz. Önemli olan sanki eşitmiş gibi girmek. Şu anda da onlar iktidar. Onlar da derseler ki kardeşim meclisteki milletvekilin kadar konuş. Yani ben sizi sadece bir abi gibi, bir dost gibi uyardım. Kibir deyince sizi suçlamadım, hakaret etmedim. Artı ya Kemal Bey bütün genel başkanlarla bir arada toplansaydı. Şey affedersin Özgür Bey, Kemal Bey, Hikmet Bey, Murat Bey ve tabii ki Altan abimiz.
Otursaydı onlarla, onlarla sohbet etseydi. Hepsinin görüşlerini aynı yerde alsaydı. Farklı farklı yerlerde değil. Aynı yerde alsaydı. Kendi itirazları varsa söyleseydi ve onlardan neler aldığını, neler öğrendiğini teşekkürleriyle onlara bildirseydi. Daha doğru değil mi? Ya ne gerek var? Kemal Bey'in öyle bir lafından sonra, aksine ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu anda parti tabanınız Kemal Bey'in genel başkanlığından daha yeni çıkmış bir partinin tabanı da milletvekilleri de gördünüz mü? Bizim Kemal Bey nasıl süsteye çevirdi diyeceklerdir. Siz bunu sakın itiraz etmeyin. Siyaset böyle bir şey. Hele halk, siyasi halk yani aktif siyaset yapan halk böyledir. Birbirlerine bunlar Galatasaray nasıl Fenerbahçe'ye koydu Fenerbahçe. Ya artık bunlardan vazgeçelim ya. Daha sakin, daha oturaklı, daha olgun, daha uzlaşmacı, iletişim gücü yüksek. Geleceğin en büyük unsurları bunlar. İletişim kurmak, yardımlaşmak, uzlaşmak, paylaşmak. Bunları yapacağız bundan sonra. Bir genel başkanımız var. Bana göre harika. Zaten aslında Özgür Özel bir anlamda bunu yapmıyor mu Memduh Bey? Değil mi? Yapıyor. İşte yapıyor. Evet. Yapıyor. Harika. Bakın bu genç adam genel sekreterken Eczacılar Birliği genel sekreteriyken gencecik yaşında eğer olmasaydı Özgür Özel olmasaydı bugün Türkiye'de eczaneler yoktu. Yu diye dükkanlar açılıyordu. Güney Zapsun'undu. Recep Bey'in bir numaralı danışmanıydı. Bu çocuk genç tek başına mücadele etti. Sonra eczacıları toparladı. Eczacılar ayağa kalktılar. Yoksa bugün Türkiye'de o var diye yuğlar hatırlayanlar belki var belki yok. O küçücük dükkanlarda bugün ilaç satılıyor olacaktı. Bakkal dükkanı gibi. İşte bu çocuk başarılı. Bunları neyle yaptı? İletişimle yaptı. Neyle yaptı? Yardımlaşmayla. Neyle? Uzlaşmayla. Ve paylaşarak yaptı. Şimdi bu genç bir adam buldu Türkiye. Bakın ben CHP'li değilim ayrıca. Bilen biliyor beni. Ama bir genç adam bulduk. Ya şunu keyfini çıkaralım hep beraber ya. Bırakın görüşsün. Kimlerle görüşse görüşsün. Ama diğer büyükleriyle görüşürken asla birinden ayrı görüşmesin. Hepsinle beraber lütfetsin. Onları davet etsin. Yemeğe, bir çaya, neye olursa olsun. Oğul Bey'e hak verdi. Tamam. Onu söylemek istedim. Toplum yararına çalışmak isteyenler bir zahmet kamunun mallarıyla değil, kendi öz güçleriyle yararlı olsunlar. Ne diyorsunuz Memduh Bey? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Oğul Bey'in anlattıkları var, konuşmaları, yaptığı fikirleri. Hani maçlarda gol olur, tekrar seyredilir. Ben bir şey demiyorum. Tekrar yayınlanırsa altına imzamı koyuyorum. Bugün bütün program boyunca zaten Memduh Bey söze hep Oğul Bey'e katılıyorum diye başladı. Yok artık bana da katılıyor. Özgür Bey'e doğru. Hayır Özgür. Ne güzel bakın, program. Herkes birbirine katılıyor. Senemciğim aklın yolu bir demiş eskiler. Ben evet. Kimdir kaç sene önce. Aklın yolu bir olmayınca neden katılayım? Bir defa piyasa evet. Ekonomisi dedi. Ben Liberal Demokrat Parti kurucu genel başkan yardımcısıyım. Neden koptum partiden? Sosyalist felsefeleri reddettiği için. Yahu ben 30 sene önce Günaydın Gazetesi'nde Adam Smith'i, Keynes'i ve Karl Marx'ı kardeş yapalım diye yazı yazdım. Bir tek Necati Doğru o zaman Sabah Gazetesi ekonomi yazarıydı. Bir tek o ilgilendi ve tebrik etti beni. Teşekkür etti. Ha tabii pardon. Bir de Besim Tibuk. Unutmayalım. O da tebrik etti ama sonra korktuk. Neden? Türkiye bir dönem kesinlikle ve kesinlikle benim lakabım kamuoyunda ya da YouTube sosyal medyada liberal demokrat sosyalist. Çok güldüler bana 30 sene önce. Ama şimdi bayıldım, hoşuma gitti. Gerçek var çünkü. Ya bu orta direksiz peki. Bir toplum yürümez. Yürümez. Yürümesi için kesinlikle ve kesinlikle Türkiye çok önemli şekilde orta direği tabii önce çok yoksul halkı yukarıya getirerek Erdoğan'ın eline öyle büyük yetki, öyle büyük imkan geçti ki senem arkadaşlarım katılır katılmaz. Eğer o imkanları toplum lehine ve ülkenin geleceği lehine kullansaydık, yollar, köprüler, bilmem neler falan yapacağımıza, biz bunları tarımda, üretimde ve eğitimde ve araştırma geliştirmede kullansaydık zamanında ve yoksullara ev yapsaydık. Uruguay'daki Pepe gibi. Adamın özelliği ne? Gençliğinde komünistmiş. 4 sene başkanlık yaptı. 60 metrekare konutlarla donattı Uruguay'ı. Çekti gitti. Erdoğan da geldiğinde bunu yapıp 4 sene kalsaydı inanın bugün Türkiye muhteşem bir ülke haline. Ama yapmadılar kardeşim.
Yapmadılar ama bir anekdot, bir küçük kısayla bitireceğim. Suçlamak için değil, suçlamak için değil. Osmanlı'dan geliyor. Osmanlı'da genç kaymakam Erzurum'un kasabalarından birine tayin olmuş. Gitmiş fakat maaş şimdiki bugün memur maaşı gibi. Geçinemiyor adam. Çıkmış Erzurum valisine. Vali bey demiş, geçinemiyorum ya. Yetmiyor param. E ne yapayım kardeşim demiş. Yazalım maliye nezaretine. Yazmışlar, ödenek yok. Vali sonra demiş ki, çocuğum demiş, ben sana baktım akıllı bir çocuksun. Şöyle yapalım. Nafa vekaletine bir yazı yazalım. Yol yapacağım de, köprü yapacağım de, inşaat yapacağım de. Bir deneyelim. Göndermişler dilekçeyi İstanbul'a. Ne kadar para lazımsa yol yapmak için, inşaat yapmak için, köprü yapmak için gelmiş. Kaymakam 3 senede o işlerle uğraşmış. Sonra İstanbul'a gidip çok büyük bir iş adamı olmuş. Dün Özgür Özel'in en güzel mesajlarından biri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetiştirdiği en iyi devlet adamlarından biriyle beraber oraya gitmesiydi. Evet. Namık'tan. Bana göre müthiş bir adam. Mükemmel bir insan. Her siyasi parti genel başkanının yanında bulunması gerekenlerden biri. Ve evet, çok iyi. Mesaj. Peki Erdoğan yanında kim aldı? Mustafa Elitaş. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Niye güldünüz? Koltukla nesi var Mustafa Elitaş'ın? Koltukla uğraşmayın. Hayır. Alay etmek için söylemedim. Tayyip Erdoğan siyasetçi. Devlet adamı kimliği hiç yok. Evet. Yanına, oysa o da yanına bir Namık'tan almalıydı. Ya bir Namık'tan ayarında. Bizim beklentimiz oydu, onu söylemeliyiz. Mustafa Yeşil tam iyi bir insan olabilir. Ben tanımıyorum, etmiyorum ama baktığımız zaman ben bunun işin içinden geliyorum ya. Türkiye'deki son 70 yılın tipik siyasetçisi kim derseniz Mustafa Elitaş derim. Alma onu yanına. Alma. Yanına oraya gerçekten Adalet ve Kalkınma Partisi'nde inanın bana kızanlar olacaktı ya, olsun. Kaliteli insanlar da var. Ya al onu Namık Bey'in karşısına, otursunlar orada beraber sohbet edin. Mustafa Yeşiltaş'la Namık'tan karşı karşıya olmadı yani. Bu arada hani iki tane tespit yapalım. Namık'tan nerelerde büyükelçilik yapmış konusunda bakarsak. Amerika. Washington. Tel Aviv, İsrail ve AKP'nin son zamanlarda sorun yaşadığı. Birisi işte Amerika ziyaretiyle ilgili sorun yaşadı. Diğeri İsrail'le sorun devam ediyor. Bu iki tane alanda çok iyi bilen bir devlet adamı aynı zamanda. Yani eğer oraya hani birileri diyor ya gol atmaktan falan diyorsa, eğer golse ya iki, sizin sorun yaşadığınız iki tane alanda bizim yanımızda bu iki alanı iyi bilen bir devlet adamı orada oturuyor dedi Özgür Özel aynı zamanda. Bu arada dün akşamki yayında Tahir Örz Yurtseven gazeteci şöyle bir mesaj attı bana. Onu ben yayında da aktardım. Herkese çok etkileyici buldu. Namık'tan diyor ki Cumhurbaşkanlarının özel kalem müdürlüklerini de yapan bir isim. Ayrıca Demirel dönemlerinde yapılan Liderler Zirvesi'nin de sekreteriydi. Yani hani bu tür buluşmaları, bunların ön hazırlığı, orada ne olur ne biter konusunda son derece donanımlı bir isim. Bir de diplomat soğukkanlılığı da buna eklenince orada şey olmuş. Önemli çok bir, iyiydi yani. Evet, iyi bir tercih olmuş.